Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videonun devamı olan Streamlabs, bildirimler, chat, event list, donate bar vesaire gibi bildirimler nasıl eklenir bunları göstereceğim. Ayrıca Streamlabs kurulumu nasıl yapılır bununla alakalı videomu da şuraya ya bu köşeye ya da bu köşeye bir boncukla iliştiriyorum. O videoya giderek Streamlabs kurulumunuzu, ilk Streamlabs Twitch bağlantınızı nasıl yapabilirsiniz şuradaki boncuktaki videodan görebilirsiniz. Twitch'te yeniyseniz ve OBS ayarlarıyla alakalı bilgiye ihtiyacınız varsa önceki videolarıma da bakmanızı önemli tavsiye ederim. Bu videomuzda sade, net ve keskin bir şekilde anlatacağım size. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Aynı zamanda daha detaylı ve daha derin bilgilere ihtiyacınız varsa açıklama kısmında bulunan Discord adresimize gelmeyi unutmayınız. Lafı fazla uzatmadan hemen konuya giriyoruz. Evet arkadaşlar, streamlabs.com adresine giriyoruz. Ardından Twitch hesabımızla giriş yapıyoruz. Eğer Twitch hesabınızı nasıl bağlayacağınızı bilmiyorsanız önceki videolarıma bir göz atmanızı öneririm. Streamlabs'iniz açıldığında sol tarafta gördüğünüz All Widget kısmına geliyorsunuz. All Widget kısmında gördüğünüz gibi Alert Box, Chat Box, Event List, Donation Goal, birden fazla özellik mevcut. Ama bizim yayınlarımızda ana olarak kullandığımız özellikler Alert Box, Chat Box, Event List, Donation Goal. Bu dördü bizim bel kemiğimiz, yayınlarımızın olmazsa olmazı. Öncelikle OBS'imizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim bir adet sahnemiz mevcut. Ben bu sahnenin arka planını webcam olarak düşünelim. Hatta webcam olarak düşünebilmemiz için ben arka plana bir fotoğraf koyacağım. Arka görselimiz farz edelim ki benim webcam'im. Zaten biraz da benziyoruz. Ve biz web kameramızın üstüne bir sahne oluşturacağız. Öncelikle buraya eklememiz gereken şey nedir? Burada bizim bir chatimiz olması gerekiyor değil mi ekranda? Chatbox'ı tıkladık. Gördüğünüz gibi bakın, her şey çok sade ve çok net. Geldik ana sayfadayız. Hemen sağ üst tarafta gördüğünüz gibi şu kısım Click the Show Widget URL diyor. Widget URL'imizi copy diyoruz. OBS'e geliyoruz. Kaynaklar kısmına sağ klik, ekle tarayıcı diyoruz. Tarayıcıya buraya biz chat'imizi ekleyeceğimiz için chat yazıyoruz ve en üstte gelen URL kısmına oradan aldığımız linki yapıştırarak tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi bu bizim chat'imiz. Şimdi benim arka planda en fazla yer kaplayan yerim web kamera. Yani bu fon web kamerası olarak farz ediyoruz. Bunu her zaman kaynaklar kısmında en altta bulunduruyoruz. İkinci olarak yapacağımız şey chat'imizi ekledik. Problem yok. Nema problema. Tekrar All Widget kısmına geliyoruz. Biz ne yapacağız? Bir event list eklemek istiyoruz. Event list nedir? Bizim en son yayınımızda gerçekleşen eylemler. Yani bunlar nelerdir? Donation, follow, subscriber, resub, subgift, subtiers, hosts, bit rate. Bunun gibi bildirimleri şu şekilde ekranda görebilmemiz için ayarlamamız gereken kısım burası. Şimdi öncelikle ben burada hangilerinin gözükmesini istiyorum. Buradan istediğiniz gibi tıklayabilirsiniz. Ben de mesela takipler gözükmüyor burada. Takiplerin tikini kaldırıyorum ben. Bu benim şahsi uyguladığım bir şey. Siz tabii ki de istediğinizi kaldırıp ekleyebilirsiniz. Maximum events son kaç etkileşimi göstersin? Buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Son 6, son 7, son 10 kişiye kadar ekleyebiliyorsunuz. Bunu biz ortalamada tutarak ortalama 5 yapalım. Sonrasında buraya geldiğimizde burada bir sürü tema olacak. Bu temalar arasında en kullanışlısı Sleek'tir. Siz yine diğerlerine bakarak kendinize göre organize edebilirsiniz. Buradan rengini seçebilirsiniz. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben genel olarak pembeye dönük bir mor rengini çok sevdiğim için bu rengi kullanıyorum. Sonrasında en alta gelerek Save Settings diyorsunuz. Save Settings dedikten sonra yine aynı şekilde Copy diyoruz. OBS'e dönüyoruz. Buradan Ekle diyoruz. Tarayıcı diyoruz. Ve buraya Event List ismini veriyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Uygun bir yere bunu sürükleyelim. Gördüğünüz gibi benim yayınımda son 5 aksiyonu burada görebiliyoruz. Bunu da istediğim şekilde ekranın sağ alt köşesine koyuyorum. Bitti. Bu kadar. Sonrasında tekrar All Widget diyorum. Benim buraya eklemem gereken en önemli şey nedir? Alert Box. Alert Box'ımız bizim bildirimlerimizdir. Takip, abone, host, donate. Bunlar çok önemli. Biz takip bildirimi yapacaksak follow kısmına geliyoruz ve buraya takip geldiği zaman nasıl bir şey yazmasını istiyoruz onu seçiyoruz. Sonrasında imaj kısmından GIF belirleyip GIF'imizi ekliyoruz. Sound kısmından da istediğimiz sesi ekliyoruz. Bunları nasıl yapacağız? GIF'lerinizi gipi.com'dan alabilirsiniz. Burada nasıl bir şey istiyorsanız search kısmına istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela buraya follow yazarsanız follow'la alakalı GIF'ler çıkacaktır ekrana. Gördüğünüz gibi. Mesela biz şimdi örnek olarak şunu alacağız. Ben bunu takip bildirimim yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Tıkladım. Sağ tarafta
copy link var. Bu copy link'e tıklıyorum. Buradan mutlaka ve mutlaka GIF link ortadaki GIF link kısmını kopyalıyorum. Alert box'ıma dönüyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi imaj kısmındaki link imaj kısmına tıklıyorum. Buraya URL'mi yapıştırıyorum ve submit diyorum. Gördüğünüz gibi GIF'im buraya eklendi. Peki sesleri nereden alacağız? Sesleri de My Instant sitesinden istediğiniz sesleri buradan seçebilirsiniz. Mesela ben şu anda öylesine size göstermelik bir ses alacağım. Mesela Followers Sound. Tıkladım. Önüme böyle bir sayfa geldi. Bu sayfada yapmam gereken şey şu. Download MP3 kısmına sağ klik yapacağım ve buradan bağlantı adresini kopyalaya tıklayacağım. Sonrasında dönüyorum Alert Box'a ve Sound kısmındaki link kısmına tıklayarak oradan aldığım linki yapıştırarak Submit diyorum. Sonrasında aşağıya iniyorum. Save Settings diyorum. Sonrasında bu uyguladığımız her şeyi Subscription, Donation, Host, Bit, Rate için uyguluyoruz. Bunlar için tabii ki de Giphy'den ve My Instant'tan farklı farklı sesler, farklı farklı GIF seçmeniz icap edecektir diye düşünüyorum. Bunun haricinde kendi tasarımınız olan GIF'ler veya sesler varsa gördüğünüz gibi şurada bulunan kutucuktan tıklayarak istediğiniz sesleri ve GIF'leri upload kısmından tutup çekerek ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini yaptıktan sonra ki benim tavsiyem garanti olması için follow'u yaptınız, save settings deyin. Subscription'ı yaptınız, save settings deyin. Yani bunların hepsini yaptıktan sonra kaydedin. Çünkü bunların hepsi tek bir kutucuktan, tek bir tarayıcıdan gelecek. O yüzden sonrasında yine diğer işlemlerde de uyguladığımız gibi buradaki linki kopyalıyoruz. Sonrasında OBS'e geliyoruz. Sağ klik, ekle tarayıcı diyoruz ve bildirimler diyoruz. Enter dedik ve buraya yapıştırdık. Bunu da buraya bırakalım. Burada dursun. Şimdi bunları bir test edelim. Hemen buradan şöyle ekranımızı ikiye bölelim. Hemen buradan test follow diyoruz. Gördüğünüz gibi sesimiz de GIF'imiz de ekrana geldi. Abonelikleri test edelim. Gördüğünüz gibi abonelik bildirimlerimiz de geldi. Bildirimlerimizi de bu şekilde halletmiş olduk. Sonrasında tekrar geldik All Widget kısmına. Ne yapacağız biz? Donation Goal ekleyeceğiz. Donation Goal için ne yapacağız? Ben kendi Donate Bar'ımı End Goal diyorum. Sıfırdan sizlerle birlikte bir Donate Bar açalım. Öncelikle Settings kısmında Condensed derseniz bu şekilde bir kutucuk olacaktır. Ama siz bunu standart derseniz şu şekilde bir sıralama kombinasyon karşınıza gelecektir. Bunu kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Ben Condensed'da kullanıyorum. Manage Gold kısmına geliyoruz. Ne diyelim mesela Webcam. Webcam Donate Bar'ı açtık. Dedik ki Webcam için ben 1000 TL'lik bir Donate Bar açıyorum ve 1000 TL'lik açtık ve sıfırdan başlatacağım. Burada önemli olan tarih kısmı. Arkadaşlar ilk önce ay sonra gün yazacaksınız. Mesela Şubat 17 2021. Bakın bunu unutmayın. Bizim gibi yani biz Türkiye'de kullandığımız gün ay yıl olarak değil ay gün yıl olarak giriyorsunuz buraya tarihi ve start goal diyorsunuz. Start goal dedikten sonra tekrar buradan linkimizi alıyoruz. OBS'imize geliyoruz. Kaynaklar kısmında sağ klik, ekle, tarayıcı ve donate bar ismini verelim. Enter'ladık, buraya yapıştırdık ve tamam dedik ve donate barımız da geldi. Gördüğünüz gibi donate barımız da burada. Tabii bunun için ilk önce BinoGame gibi herhangi bir siteden yayıncı profili oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında zaten hangi sitelerle çalışacaksanız veya birden fazla hangi sitelerle çalışacaksanız o sitelerin zaten Streamlabs'le matchlemek için gerekli linkleri mevcut. O linklerle yönergeleri izleyerek Streamlabs'inizi donate alacağınız siteye entegre ediyorsunuz. Ayrıca bana çok gelen sorulardan biri de şu. Event listi bu şekilde değil de son takip, son abone, son donate gibi tek tek ayrı ayrı nasıl yapabilirim de. Bunun iki yöntemi var. Birincisi chatbot programını kullanmak. İkincisi stream elements kullanmak. Bununla alakalı detaylı bir videoyu da önümüzdeki hafta sizlere sunacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yayınlar ve OBS ile alakalı farklı problemleriniz varsa yorumlar kısmında bunları iletmeyi lütfen unutmayınız. Aynı zamanda açıklama kısmında bulunan Discord adresimize gelerek de kafanıza takılan her türlü soruyu hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum kısmına bir gülücük, bir kalp atmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.